Yusuf suresi 107. Şeytan Allah'a sığınırım. Şimdi onlar kendilerine Allah'ın azabından kapsamlı bir bürümenin gelmesinden, bela, çeşitli şekilde belaların gelmesinden veya onların hiç haberi yokken kıyametin onlara apansız gelmesinden kendilerini güvende mi buldular? Genellikle kendilerini güvende buldukları için insanlar azıyorlar. Belanın geleceğine ihtimal vermiyorlar. Bela da ani gelir genellikle geldiğinde. Hiç ummadığın bir noktadan, ummadığın şekilde gelir. De ki bu benim yolumdur. Bir basiret üzere Allah'a davet ederim. Yani Kur'an'la samimi olarak ilave ve ek yapmadan, şirke girmeden, bütün candanlığıma, samimiyetimle, basiretle Allah'a davet ederim. Ben ve bana uyanlar da, bak ben böyle ama bana uyanlar da böyle, yani bir onlar da tebliğ yapıyorlar. Onlar da Allah'a davet ediyor. Bir tek peygamber değil, sahabiler de. Ve Allah'ı tenzih ederim. Allah münezzehtir, ben müşriklerden değilim, bağnaz değilim diyor. Kur'an'a ilave yapmam, Kur'an'a çıkartma yapmam. Uydurma hurafelerle bağnazlar gibi, özellikle bu devrin bağnazları gibi yeni yeni hükümlerden hayatı çekilmez hale getirmem diyor. Bak Allah'ı tenzih ederim diyor. Ben müşriklerden değilim diyor. Dünyada Müslüman toplum, büyük bölümü müşrik olduğu halde müşriklere kızıyorlar. Kendinin tam anlamıyla müşrik olduğunu farkında değil. Ya diyor putperestler varmış zamanında ben ona karşı, ya sen putperest olmuşsun zaten, müşrik olmuşsun. Allah ayette diyor ki biz müşriklerden değildik demelerinden başka fitneler olmadı diyor. Anlamıyor kendini müşrik olduğunu. Ahirette de savunuyor, ben müşrik değilim diyor. Normal Müslümanım diyor, tabii ki müşrik. Bunlar zaten mahvolmuş da Müslümanlar da kendilerine beraber mahvetmek isteyen tipler. Adamı zaten hayatı kaymış, adam mahvolmuş. Hayattan bir beklentisi yok. Adam müzikten anlamaz, neşeden anlamaz, sevinçten anlamaz, estetikten anlamaz. Onun için güzel mefhumu yok. O varsa yoksa köşesinde dedikodu yapsın, laf soksun, siyasi yazıları yazsın, polemiklere girsin, edişsin. Estetiğin, güzelliğin sahipleri dünyaya hakim olur. İnşallah. Kadınları sevenler dünyaya hakim olur. Bağnazlıkla çok güzel netice alınır zannediyor. Bağnazlıkla hiçbir yere varamaz. Bağnazlıkla iyice batarsın, başka bir şey olmaz. Onlar zannediyor ki yani kadın hürriyetleri kısıtlanırsa, kadınlar işte sokağa çıkamayacak hale getirilirse, tamamen kapatılırsa, gerekmediği halde, ona seçme hakkı verilmediğinde, seçilme hakkı verilmediğinde, efendim devlet görevine veyahut herhangi bir göreve onu göndermediklerinde veyahut böyle bir görev vermediklerinde, kadın güzelliğini tamamen ortadan kaldırdıklarında, çocuk sevgisini ortadan kaldırdıklarında, dünyadaki estetik olan, güzel olan her şeyi ortadan kaldırdıklarında İslam'ı dünyaya hakim olacağını zannediyorlar. Orada bir lamba varmış, onu almanızı istiyorlar. Var mı orada bir lamba? Yok, ha, yan tarafta. Bırak dursun hocam, ne alakası var? Mesela kadın dans etmeyecek. Ama bunlar döne döne, bağıra bağıra oynayacaklar. Bağnazların çoğu böyle. Hatta pavyonda falan oynuyor. Ama eve geldim mi, garı, otur oturduğum yere falan, bilmem ne falan. Kızlar tir tir titriyor. Alkollü geliyor. Alkollü geliyor. Millete kızıyor. Namaz kılmıyor bunlar. İşte kafir. Çoğu böyledir bağnazlar. O yüzden de birçok bağnazın çocuğu cinsiz sapık oluyor. Kızlar ayrı cinsiz sapık oluyor. Çocuklar ayrı cinsiz sapık oluyor. Kendileri ayrı cinsiz sapık oluyor.
cinsi sapık olarak da yakalandıklarını da inkar edip mahkemeyi de kabul etmiyorlar. Yargıyı da kabul etmiyorlar. Mağdurun beyanını da kabul etmiyorlar. Yani bağnaz zaten suçsuzdur diyorlar. Bağnaz böyle bir şey. Halbuki belli bak, Allah kadın düşmanlığını size cinsi sapıklığa çevirmiş. Lut kavminin dönemine dönmüşsünüz. Allah mahvediyor sizi. Daha hala kadın düşmanının peşindeler. Daha hala kadın sevgisizliğinin peşindeler. Bunlara kalırsa plajlar falan hepsini kapatırlar. Türkiye'nin dört bir yanı plaj. Ayrıca da gidiyorlar, plaja da gidiyorlar ayrıca bunlar. Fakat dekolteye de karşılar. İnanılır gibi değil. Mesela hacı dedeler düğünlere gidiyorlar. Düğünde oynuyor. Ama birisinin oynamasını asla kabul etmiyor. Gelinleri falan mesela dekolte giyiniyor falan. Onu orada kabul ediyor. Ama başkası olduğunda onu kabul etmiyor. Bağnazın mantığı alt üst yani bambaşka. Anlaşılacak gibi değil. De ki şeytan Allah'ın, Allah'ın kullar için çıkardığı ziyneti nedir? Altın, gümüş, inci, yakut, pırlanta, taşlar, opal, aklına gelen her şey. Ve onlardan meydana gelmiş kolye, küpe, şu bu falan onların bütün süslenici eşyalar, erkekler için işte kemer, efendim ayakkabı, tokası, ayakkabı, aklınıza gelen şey işte yüzük, şu bu falan. Ve her türlü kıyafet. Ve kadınlar için her türlü makyaj malzemesi. Bak Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? Kim kılıyor? Yobazlar haram kılıyor. Değil mi? Kim haram kılar? Yobazlar. De ki bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Gerçekten iman edenler için. Allah yobaza vermiyor bunu. Bak dünya hayatında iman edenlere veriyor. Ama yobaza nasip olmuyor. Değil mi? Yobazlar sen bunu görebilir misin? Göremezsin. Allah size vermeyeceğim diyor. Ve sizi Allah kendi ellerinizle tahrip ettiriyor. Kendi elinizle nimetten uzak hale getiriyor. Ve Allah size bak alamet olarak bunu vermiş. Onlarda zinet olmaz diyor Allah. Nimet olmaz diyor yobazda. Alırım onlardan diyor. Onu müminlere verir, müminin alameti olur bu diyor. Zinet, süs ve güzellik. Bunlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Yine yobazlara vermeyeceğim diyor Allah ahirette. Yine o süslü ve güzel olan müminlere vereceğim diyor. Dolayısıyla yobaza bakın. Allah ondan nimeti çekip almıştır. Yobaz sürünen adamdır. Fakirleri tenzih ediyor. Mesela fakir olur, temiz, bakımlı olur, güzel olur. Ama yobazlığından kaynaklanan nimet alınması yobazlarda nasıl görünüyor? Lağım gibi görünmeleri, pis kokmaları, itici olmaları ve çirkinliklerinden görünüyor.